Merhabalar sevgili arkadaşlar. Mavi Set Coğrafya 2. kitap 27. föyle birlikteyiz. Bu föyümüzde arkadaşlar çevre ve toplum 1 konusunu ele alacağız ki ilk konumuz burada çevre sorunları başta olacak arkadaşlar. Çevre sorunları ve türlerini değerlendirecek olursak sevgili gençler. Öncelikle küresel iklim değişimliğiyle başlıyoruz ki arkadaşlar bunun nedenlerine baktığımızda ozon seyrelmesi, çevre kirliliği, bitki türlerinin tahribi ve hayvanların neslinin tükenme tehlikesiyle karşı karşıya kalması, erozyon, kuraklık ve çölleşme, asit yağışları, ormanların tahribi arkadaşlar gibi kavramlar çevre sorunlarının türleri olarak değerlendirilmektedir. Öncelikle orman tahribiyle arkadaşlar konumuza başlayacağız. Ormanlar sahip oldukları biyoçeşitlilikle yeryüzündeki en önemli ekosistemi oluştururlar. Ormanlar ayrıca karbon ve oksijen döngüsünün devamlılığı için çok büyük bir öneme sahiptir. Orman tahribinin nedenlerine baktığımızda arkadaşlar tarım ve yerleşim alanı açmak, sanayide ham madde olarak kullanmak, çevre ve mera alanlarına dönüştürmek ve hayvanları aşırı otlatmak arkadaşlar orman tahribinin ana nedenleri olarak gösterilmektedir. Orman tahribinin sonuçlarına bakacak olursak ekolojik ortam ve biyoçeşitlik olumsuz yönde etkilenir. Birçok hayvanın nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya kalır. Hava kirliliği artar, su kaynakları azalır, yeraltı su seviyesi değişir. Daha çok azalır arkadaşlar. Kuraklık yaşanır, erozyon ve çölleşme görülür arkadaşlar orman tahribinin sonucu olarak. Küresel iklim değişimine bakacak olursak sevgili gençler. Küresel ısınma insanların çeşitli aktiviteleri sonucunda meydana gelen ve sera gazları olarak nitelenen bazı gazların atmosferde yoğun bir şekilde artmasıyla yeryüzüne yakın atmosfer tabakaları ile yeryüzü sıcaklığını yapay olarak artmasıdır arkadaşlar. Sera etkisi dediğimiz kavram ise arkadaşlar atmosferde bulunan karbon dünyaya ulaşan güneş ışınlarının bir kısmının uzaya kaçmasını engelleyerek tutar. Böylece dünyanın aşırı soğumasını engelleyerek sıcaklığı dengeler. Şöyle diyeyim, dünyanın aşırı soğumasını engelleyerek sıcaklığı dengeler. Ancak insan faaliyetleri sonucunda atmosferdeki karbon miktarının artması, dünyaya ulaşan güneş ışınlarının büyük bir kısmının tutulmasına yol açarak dünyanın bir sera gibi ısınmasına sebep olur arkadaşlar. Dünyada sera etkisi yaratan çevre sorunlarının nedenlerine bakacak olursak sevgili arkadaşlar. %66'ı fosil yakıtların yani enerji üretimi, ısınma ve sanayi ve ulaşım gibi alanlarda kullanılan fosil yakıtların arkadaşlar bir sonucu. %24'ü tarım ve ormancılık faaliyetlerinin, %10'u ise madencilik faaliyetlerinin sonucu olarak karşımıza çıkmaktadır arkadaşlar. Küresel ısınma ve iklim değişiklikleri birbirini tetiklemektedir tabii ki arkadaşlar. Buna bağlı olarak meydana gelen ve gelebilecek bazı felaketler zinciri şunlardır. Kara ve deniz buzullarının arkadaşlar erimesine, şiddetli tropikal fırtına sayısının, ki bu fırtınalar arkadaşlar tropikal siklon da diyoruz biz, fırtına sayısının artmasına sebep olmaktadır. Aynı zamanda arkadaşlar yine diğer bir sonuç olarak orman yangınlarının artmasına neden olduğunu söyleyebiliriz. Orman yangınlarının artmasına, kurak dönemlerin uzamasına, ilkbaharın erken gelmesine, sonbaharın ise arkadaşlar geç gelmesine, bitkilerin erken çiçek açmasına, ırmakların kurumasına, göllerin kurumasına, yüksek enlemlerde sıcaklıkların artmasına, buzulların erimesine ve deniz seviyesinin yükselmesine sebep olması gibi sonuçlarla karşılaşmaktayız arkadaşlar. Küresel ısınmanın ve sera etkisinin sonuçları olarak sevgili arkadaşlar, sera gazlarının yarattığı etkiler olarak bunları yorumlayabiliriz. Asit yağmurlarına bakacak olursak sevgili arkadaşlar, sanayide ve konutlarda kullanılan fosil yakıtlar, motorlu taşıtlardan çıkan egzoz gazları, fosil yakıtların termik santrallerde ve enerji üretimi amacıyla kullanılmaları sonucunda hava kirlenmekte ve kükürt dioksit, azot oksit, partikül madde ve hidrokarbon çevreye yayılmaktadır. Havada asılı kalabilen bu kirleticiler su partikülleriyle tepkimeye girerek asit meydana getirmekte ve yağmurlarla birleşerek yeryüzüne asit yağmuru olarak inmektedir arkadaşlar. Etkilerine baktığımızda asit yağmurları hayvan ve bitkiler gibi canlılara zarar vermektedir. Tırtılların ve salyangozların yok olmasına neden olmakta. Tarihi binalar, açık hava müzeleri, antik kentlere ait yapılar yıpranmakta ve zamanla dağılmaktadır. Ağaçların yapraklarındaki büyüme ve gelişmeyi engellemektedir. Suyun ve toprağın yapılarını değiştirmektedir. İnsanlarda solunum yolu hastalıkları, nefes darlığı, akciğer kanseri gibi çeşitli hastalıklara yol açmaktadır. Göl ve akarsulardaki canlılar olumsuz yönde etkilenmektedir arkadaşlar asit yağmurları sonucunda. Peki ozon seyrelmesi kavramını ele alacak olursak sevgili arkadaşlar. Ozon gazı güneşten gelen ultraviyole ışınlarını süzerek dünyaya ulaşmasını engeller. Özellikle kloroflorokarbon CFC gazının kullanımı ozonun seyrelmesine neden olmaktadır ki özellikle günlük hayatımızda kullandığımız arkadaşlar klima gazları ve arabaların egzozundan çıkan gazlar arkadaşlar ozon seyrelmesini etkileyen en önemli unsurlar olarak gösterilmektedir. Soğutucular, klimalar, spreyler ve yangın söndürücüler gibi aletler ve egzoz gazları dedik arkadaşlar kloroflorokarbon gazları arasında yer almaktadır. Özellikle soğutucular arkadaşlar, klima ve soğutucularda kullanılan gazlar en büyük nedendir. Deodorantlar, spreyler yine önemli ozon seyrelticiler arasında yer almaktadır arkadaşlar. Yine CFC gazının neden olduğu sorunlar demiş arkadaşlar. İnsanlarda katarakt ve cilt kanseri olmak üzere kanser vakalarını arttırmakta. Kloroflorokarbon gazları dediğimiz gazlar bunlar arkadaşlar. Bitkilerin fotosentezi yavaşlamakta, okyanuslardaki bitkisel ve hayvansal planktonlar zarar görmekte ve küresel ısınmanın hızı artmaktadır arkadaşlar. Erozyon, kuraklık ve çölleşme kavramlarını ele alacak olursak arkadaşlar. Nemli ve yarı nemli yerlerde su erozyonu etkiliyken kurak bölgede ise rüzgar erozyonu etkili olmaktadır. Erozyonun hızla devam ettiği yerlerde uzun süreli kuraklığın yaşanması bu yerlerde çölleşmenin yaşanmasına neden olur arkadaşlar. Erozyon nedenlerine bakacak olursak ormanların tahrip edilmesi, tarım arazilerinin aşırı ve hatalı kullanılması, tarım alanlarının nadasa bırakılması ki nadas toprağın bir yıl ekilip bir yıl dinlendirilmesiydi arkadaşlar. İşte dinlendirildi yani boş bırakıldığı dönemde toprak çıplak kaldığı için erozyon artmaktadır. Çayır ve meralarda aşırı ve sürekli olarak hayvan otlatılması yine erozyonu artıran bir diğer neden olarak gösterilmektedir arkadaşlar. Peki erozyon, kuraklık ve çölleşmenin görüldüğü alanlarda yaşanan olumsuzluklara bakacak olursak arkadaşlar. Tarımsal üretim azalmakta, biyoçeşitlilik azalmakta, yeraltı su seviyesindeki alçalmaya bağlı olarak su kıtlığı yaşanmakta ve başka bölgede göçler yaşanmaktadır arkadaşlar erozyon ve kuraklık sonucunda. Evet, diğer başlığımız olan arkadaşlar bitki ve hayvan türlerinin tahribi ve hayvanların neslinin tükenme tehlikesiyle karşı karşıya kalması kavramına yer alacağız. Canlı çeşitliliğin azalmasının nedenlerine baktığımızda arkadaşlar madencilik faaliyetleri, tarımsal faaliyetler, şehirleşme, artan enerji ihtiyacı, aşırı avlanma, yaşam alanlarının bozulması, buzulların erimesi, deniz seviyesinin yükselmesi, bahar mevsimine ait özelliklerin erken görülmesi, gerektiğinden fazla karbon salınımı, okyanusların ısınması ve asitlenmesi ve kimyasal atıklar ve zira ilaçlar arkadaşlar canlı çeşitliliğin azalmasındaki temel sebepler olarak gösterilmektedir. Çevre kirliliği kavramını arkadaşlar açacak olursak belli başlıklar altında inceleyeceğiz. Öncelikle arkadaşlar su kirliliğini ele alacağız. Sanayi atıkları, kanalizasyon suları, deniz taşıtlarından çıkan yanmış yağlar, mazot ve katranlar, tarım ilaçları ve kimyasal gübreler, deterjanlar, fabrikalardan çıkan zararlı kimyasal maddeler su kirliliğinin ana sebepleri olarak gösterilmektedir arkadaşlar. Sonuçlarına baktığımızda su kirliliğinin sulardaki yosunlar artmakta, canlıların zehirlenme durumu ortaya çıkmaktadır ve suya bağlı olarak oluşan hastalıkların sayısı artmaktadır arkadaşlar. Hava kirliliğine bakacak olursak arkadaşlar nedenleri sanayi tesisleri, fosil yakıtların kullanılması ve egzoz gazlarıdır. İki tür hava kirliliğinden bahsediyoruz arkadaşlar. Konutlardan ve sanayi tesislerinden çıkan zehirli gazların kış mevsiminde sisle birleşme sonucu oluşan hava kirliliğine Londra tipi hava kirliliği derken arkadaşlar büyük şehirlerde egzoz gazlarının sisle birleşme sonucu oluşan hava kirliliğine ise Los Angeles tipi hava kirliliği denilmektedir. Sonuçlarına baktığımızda asit yağmurların oluşması, ozon tabakasının seyrelmesi, cilt kanserlerinin artması, sera etkisinin artması, küresel ısınmanın artması, buzulların erimesi, iklimlerin değişmesi, solunum yolu ve kalbe bağlı hastalıkların artması, toprağın asitlenerek verimsizleşmesi gibi sonuçlar karşımıza çıkmaktadır hava kirliliği sonucunda. Toprak kirliliğini inceleyecek olursak sevgili arkadaşlar. Toprak kirliliğinde arkadaşlar nedenlere baktığımızda deterjanlar, kimyasal gübreler, klorlu ve civalı tarım ilaçları, kanalizasyon suları, sanayi ve fabrika atıkları, maden cevherinin işlenmesi sonucu meydana gelen zararlı atıklar, nükleer santrallerde meydana gelen sızıntılar ve çöplerin toprak üzerinde biriktirilmesi gibi nedenler toprak kirliliğine neden olmakta arkadaşlar. Sonuçlarına baktığımızda tarım alanlarından alınan verim azalmaktadır. Canlıların solunum, beslenme gibi yaşamsal fonksiyonlarında tehlikeler yaşanmaktadır arkadaşlar. Ses kirliliği diğer bir kavramımız arkadaşlar. Nedenlerine baktığımızda sanayi kuruluşları, ulaşım araçları, iş makineleri, inşaat çalışmaları, eğlence araçları gibi unsurlar ses kirliliğinin temel nedenleriyken arkadaşlar. Sonuçlarına baktığımızda 30'da 90 desibel arasında sesler uykusuzluk, baş ağrısı, zihinsel yorgunluk, solunum hızlanması, öfkeye sebep olurken 90 ile 180 desibel arasındaki arkadaşlar sesler ruhsal ve zihinsel bozukluklara, işitme ve denge kayıplarına, iç kulak ve beyinde ciddi tahribatlara sebep olmaktadır. 180 desibel üzerindeki ise arkadaşlar kulak zarı patlaması gibi durumlar yaşanmaktadır. Evet, radyoaktif kirliliğe gelecek olursak arkadaşlar. Radyoaktif kirlilik nükleer reaktör, nükleer silah ve bombalar, radyoaktif izotop kullanımı ve X ışını makineleri tarafından sebep olunmaktadır. Sonuçlarına baktığımızda su, hava ve toprak kirliliğinin artması, canlıların ölmesi, sakat doğumların yaşanması gibi durumlar ortaya çıkmaktadır. Besin kirliliğine bakacak olursak, nedenlerine baktığımızda su, toprak ve hava kirlenmeleri, besin maddelerinin uygun koşullarda saklanmaması, sebze ve meyvelerin çürümesi, et ve süt ürünlerinin bozulması, radyoaktif kirliliğin olduğu yerlerde tarım alanlarındaki sebze ve meyvelerin yenmesi, kimyasal kirlenme sonucunda bitki ve hayvanlarda oluşan zehirli atıkların insanlar tarafından tüketilmesi, kanalizasyon karıştığı sularda yıkılan sebze ve meyvelerin tüketilmesi gibi durumlar dikkat çekiyor. Sonuçlarına baktığımızda ishal görülmesi arkadaşlar, tenya ve bağırsak solucanı gibi parazitlerin insanlarda geçmesi, kanser riskinin artması ve zehirlenmelerin yaşanması gibi durumlar ortaya çıkmaktadır. Işık kirliliğine gelecek olursak arkadaşlar, nedenlerine baktığımızda sanayi kuruluşları, yoğun kentsel yaşam ve açık alanların aydınlatılması gibi durumlar karşımıza çıkıyor neden olarak. Sonuçlarına baktığımızda insanların bağışıklık sisteminin güçsüzleşmesi, göz parlaması, göz kamaşması, göçmen kuşların binalara çarpıp ölmesi gibi durumlar yaşanmaktadır bu durumun sonucunda sevgili arkadaşlar. Evet sevgili gençler, ÖSYM tarafından 2018 AYT'de sorulmuş bir sorumuz var. Sanayi devriminden günümüze kadar olan süreçte fosil yakıtların tüketimindeki artış doğal çevrede büyük bozulmalara neden olmuştur. Fosil yakıtların kullanıma bağlı olarak ortaya çıkan önemli çevre sorunlarının küresel ölçekte fark edilmesi ise 1770'li yıllardan itibaren doğa koruma bilinci fark edilmesiyle 1970'li yıllardan itibaren doğa koruma bilinci daha sistemli olarak gelişmiş ve çevrenin korunması konusunda bazı önlemler alınmaya başlanmıştır. Bu önlemler aşağıdaki çevre sorunlarının hangisinin azaltılmasına daha fazla katkı sağlamıştır diye bakalım. Fabrika bacalarına filtrelerin takılması, doğalgaz kullanımının yaygınlaştırılması, alternatif enerji kaynaklarının kullanımının artırılması arkadaşlar. Bu üç kavramla arkadaşlar hava kirliliğini azaltma yönelik yapılan arkadaşlar çevresel yatırımlardır diyebiliriz arkadaşlar. Cevabımız net bir şekilde B seçeneğidir. İkinci örneğimize bakacak olursak, sülfür ve azot oksit gibi kimyasal maddelerin atmosfere su buharıyla birleşerek asite dönüşmesi ve bu asidin yağış olarak yeryüzüne inmesi asit yağışları olarak adlandırılmaktadır. Bu yağışların etkili olduğu alanlarda sorunlardan hangileri görülebilir demiş arkadaşlar. Kimyasal ve biyolojik özelliklerinin bozulması nedeniyle toprakta verimin düşmesi demiş. Akarsu ve göl sularının pH değeri değiştiği için su ekosisteminin bozulması, etkilenmesi, akarsu, göl ve yeraltı sularına ait rezervlerinin önemli oranda azalması demiş. Bu kuraklığın sonucunda ortaya çıkan bir durumdur arkadaşlar. Kimyasal ve biyolojik özelliklerinin bozulması nedeniyle topraktaki verim düşer arkadaşlar asit yağmurlarıyla. Yine göllerin pH değeri düşmektedir akarsu ve göllerin. 1 ve 2 numaralı arkadaşlar seçenekler bu anlamda azot, sülfür ve azot oksit gibi kimyasal maddelerin atmosferde su buharıyla birleşerek asit yağmurları oluşturmasının sonucunda ortaya çıkan durumlardır diyebiliriz. Cevabımız 1 ve 2 yani D seçeneği olacaktır sevgili arkadaşlar. Evet gençler, 27 nolu föyümüze burada nokta koyuyoruz. Bir sonraki dersimizde yeni bir konuyla görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın sevgili gençler.